Bir belediye başkanı ulusal işsizliğin %8 olduğunu iddia eden bir makale okumuş. Bunun kendi ilçesi içinde geçerli olup olmadığını öğrenmek için ise ilçe sakinlerinden 200 kişilik bir örneklem oluşturup sıfır hipotezi yani ilçedeki işsizliğin ulusal yüzde ile aynı olması ve karşıt hipotez yani ilçedeki işsizliğin ulusal değerden farklı olması durumunu test etmek istiyormuş. Buradaki P ilçede oturan ve işsiz olan kişilerin oranıymış. Örneklemde 22 adet işsiz ilçe sakini bulunmaktaymış. Çıkarım koşullarının sağlandığını varsayarak ki bunlar daha önceki videolarda işlediğimiz rassal, normal ve bağımsız koşullardır. Bu anlamlılık testi için doğru olan test istatistiğini bulunuz diye sormuşlar. Okuduklarımı doğru anladığımdan emin olmak için bu soruda neler olup bittiğini yazmak istiyorum. Sıfır hipotezi, ilçedeki gerçek işsiz oranının yani P'nin ulusal değerle aynı olduğunu söylüyor. Sıfır hipotezinin her zaman bilinen durum olduğu yani yeni bir şey olmadığını da bir kere daha tekrar edelim. Karşıt hipotez, evet bu ise hayır bu ilçedeki işsizlik oranı %8'den farklıdır diyor. Evet, şimdi bir de bir anlam düzeyi belirlememiz lazım. Bu düzeyi ilçe belediye başkanının 0,05 olarak belirlediğini varsayalım. Sıra geldi deneyi yapmaya. Bu ilçenin toplam popülasyonunu şöyle gösterelim. 200 kişilik bir örneklem oluşturmuşlardı. Evet bu da örneklemimiz. Ne? 200'e eşit olacak. Bağımsızlık koşulunu sağladığı için de bunun toplam popülasyonun %10'undan daha az olduğunu varsayacağız. Bir örneklem istatistiği hesaplayacağız ve gerçek popülasyon oranı söz konusu olduğu için örneklem istatistiği örneklem oranı olacak ve seçilen 200 kişiden 22'sinin işsiz olduğunu da evet biliyoruz. Bu 0,11'e eşit. Sırada sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak bu ya da bundan daha fazla bir oran elde etmemizin olasılığını bulmak var. Bu olasılık eğer alfadan küçükse sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul edeceğiz ama bu olasılığı nasıl bulacağız? Şimdi buna bakalım. Bunu varsayılan oranın gerçek orandan kaç standart sapma farklı olduğunu düşünüp, gerçek orandan bu kadar standart sapma farklı olma olasılığının ne olduğunu hesaplayarak yapabiliriz. Ve tabii ki de bir z tablosu kullanacağız. Ne dedik? Z istatistiğimiz standart sapma sayısı olacak. Peki, bunu nasıl bulacağız? Örneklem oranı ile varsayılan oran arasındaki farkı alırsak, 0,11 eksi 0, ,11 -0 8 bölü örneklem oranlarının örneklem dağılımının standart sapması. Değil mi? Evet. Bunu bulabiliriz öyle değil mi? Bazen popülasyon oranını bilmeyiz ama burada popülasyon oranıyla ilgili bir varsayımımız var. 0,08. 0,08'i 1 eksi 0,08 ile yani 0,92 ile çarpacağız. Daha önceki videolardan bunu bunun örneklem oranlarının örneklem dağılımının standart sapması olduğunu görmüştük. Bunu son olarak bir de n'ye yani 200'e böleceğiz. Hemen hesap makinemi çıkarayım. Buradan 0,08'in 0,011'den kaç standart sapma farklı olduğunu bulacağız. Sonra da z tablosu yardımı ile gerçek orandan bu kadar farklı olmanın olasılığının ne olduğunu bulup anlam düzeyi ile karşılaştıracağımız p değerini elde edelim edeceğiz. Bazen buna benzeyen bir formül görebilirsiniz. Örneklem oranımız var. Bununla sıfır hipotezindeki varsayılan oran arasındaki farkı bulup evet buradaki sıfır bunu temsil eder bölü örneklem oranlarının örneklem dağılımının varsayılan standart sapması. Evet. Bu varsayılan popülasyon oranı çarpı 1 eksi varsayılan popülasyon oranı bölü örneklem büyüklüğüne eşittir. Önümüzdeki videolarda devam edip bunun ne olduğunu da hesaplayacağız. Yani Z tablosu kullanarak bu kadar ya da bundan uç bir değer elde etmenin olasılığını bulup alfa ile karşılaştıracağız.